Serbencim. Ne yapıyoruz bugün? Bugün güzel İstanbul'un çatılarında adeta adamdaki bir erkeği gibi dolaşıyoruz. Martılar gibi gürültü yapıyoruz biraz o çatılarda ve insanlara duymak istedikleri hikayelerden bahsediyoruz. Biraz biraz gerçeklerden, biraz müzikten, biraz sinemadan, biraz edebiyattan, biraz fotoğraftan ve her zaman insandan tabii ki. O zaman buyurun başlayalım. Hadi başlayalım. Kamerayı birine böyle doğrultunca, senin gibi özellikle performans sanatçıların, tiyatrocular da böyle bu. Orada bir ne yapacağını bilmeme. Şebekliğe vuruyorum işi mesela, söz ama konusu fotoğrafta. İşini icra ederken işler nasıl değişiyor ya? Bak burada bir fotoğraf göstereceğim sana şimdi bir dakika ya. İşler nasıl değişiyor? Biliyorum. İşler nasıl Çünkü değişiyor? Çünkü zaten benliğine en yakın olduğun şey o gerçekten severek ürettiğin şeyi icra ettiğini anlar. Onun dışında hepimiz birazcık böyle utangacız, hepimiz el alem ne der diye düşünüyoruz. Ya da işte burnum bu açıdan mı güzel, işte kulağımın kepçesi göründü mü, saçlarım biraz terledi, alnıma yapıştı mı filan ama sahnede ya da şarkı söylerken o kadar umurumda değil ki hiçbiri mesela. İşte konserde bazı şeyler okuyorum daha sonra, konserden sonra işte ne bileyim saçıma laf etmiş ya da üstümdeki şeye laf etmiş. O kadar umurumda değil ki çünkü zaten sahneye ben saçım başımı yapıp makyajımı yapıp öyle çıktığım andan 5 dakika sonra o aşkın teriyle birlikte üzerinden akıp gidecek her şey gidiyor. O yüzden sanırım böyle gerçek bir fotoğraf çekilirken işte hep bir gerilirken orada hiç umurumda bile değil yani. O zaman da iyi çıkıyor. Ve o yüzden onların da güzelliği çok başka Şimdi, oluyor. Şimdi ikinci kendini en çıplak hissettiğin ve ikinci kendini en doğal hissettiğin konuya geleceğim. O da yazarlık konusu. Klasik soru olacak ama bunları nasıl yazıyorsun? Ne tatlısı. Şimdi şey derler bak. Şimdi konferanslara gidersin veya röportajlarda derler ki bu yaratıcılık nereden geliyor? Ondan sonra işte bunu fotoğrafları nasıl çekiyorsun? Ben derim ki hep dalga geçelim. Ya şuradan bir bulut geçti, üzerinden de bir kuş geçti. Ondan sonra bir duygulandım falan. Bunun cevabı yoktur aslında. Bunu bir kalıbın içine koyamayız. Evet. Bunu ezberden bir hale getirip her seferinde tekrar tekrar aynı hikayeyi anlatamayız. Bu her yerde değişen bir hikaye çünkü. Benim bir şarkı yazma hikayem ve diğerini yazma hikayem aynı olmadığı gibi Tuhaf'a yazdığım Adil karakterin öyküleriyle şimdi yazmakta olduğum yetişkin romanı ya da daha önce yazdığım çocuk kitaplarının hikayeleri hepsi çok farklı. Ya da işte günlük hayatta Instagram'a bir ileti yazarken içimden gelerek ifade ettiğim hikaye tamamen o güne özgü bir hikaye. O gün başıma gelen bir şeyden genelde yola çıkıyorum, beni etkileyen. O yüzden edebiyat sanırım çok yakın bir arkadaş gibi bizimle hep o yan yana yürüyen bir hayalet gibi görüyorum onu. Benim böyle çocukluğumdan beri biriktirdiğim bütün hoş ve nahoş hatıraların bir araya gelip morf ettikleri böyle bir benim kendi Frankenstein'im gibi edebiyat yani. Gündelik olan içinde aslında bana hiç de gündelik gelmeyen, beni hep geçmişe çağıran ya da beni hep gelecekle ilgili kaygılandıran ya da umutlandıran her ne varsa ben onu edebiyatın içinde ilk buldum. Sonra müzik geldi benim için. Önce ben şiirler yazarak başladım. Şarkıları hep dinliyordum ama müzik de yapabileceğimi ilk 8 yaşında enstrüman edindiğim zaman fark ettim. O yüzden hep derim bütün çocuklara mutlaka ucuz da olsa, ikinci el de olsa, kırık olmayan sadece düzgün çalışan bir enstrüman alınmalı ve odasına koyulmalı. Helikopteri düşürüyorum bir saniye. O anarşist helikopteri çekmek zorundayız. Düşürüyorum bir saniye. Şimdi yazar kalbenle müzisyen kalbenin benzerlikleri ve farklarını söyle bak. Yazar kalben kesinlikle daha kaygılı bir kalben ve biraz daha böyle nasıl diyeyim daha karamsar bir müzisyen olan kalben çok daha umutlu, çok daha iyimser. Hatta neredeyse benim kendi özüme dönüp baktığım zaman nasıl bu kadar iyileştim, nasıl bu kadar hani olumlu ve tatlı ve pembe hissediyorum dediğim bir yer müzik. Edebiyat benim için daha karanlık bir yer ve daha farklı bir disiplin gerektiriyor. Günlerce, aylarca hatta düşünmem gerekiyor bazen yazacağım bir şeyi. Cümleler içimde uçuyor, insanlara bakıyorum, hikayelerini izlemeye devam ediyorum. Sürekli bir şeyi çekip almak zorundayım karşıdan edebiyat için ama müzik öyle değil. Müzik böyle bir anda o seni davet eder zaten. O sana kendini duyurur. İkisini de adetten yapmıyorsun. İkisini kesinlikle hayır. İkisinde de sanki içimde böyle birine ait başka bir televizyon kanalı, diğerine ait başka bir televizyon kanalı var. Hop bir o düğmeye bastığımda o geliyor, diğer düğmeye bastığımda da o geliyor ama o düğmelerin kontrolü kumandası bende değil. O zaman bir şarkıyla devam edelim. Edelim. Ondan sonra bakalım. Sonsuza kadar devam edelim. Bakalım bizi ne şarkılar ne fotoğraflar bekliyor bugün. Alımdan bir bilet çıktı,
filmin adı, al yazmalı. Gören var mı diye baktım, yoktu. Filmin sonu çok zordu. Kimse bilmez dedin usulca, yoktun bırakamadım bulunca. Yağmur başladı halimi sorarken, iyiyim dedim, yalan söyledim. Hatırlar mısın geniş ferah meydanları, savaşsız ve sakin akşamları? Kafesteki bülbülleri, yamuk kesilmiş kahkülleri, göğe baktıran balkonları. Hiç unutmadım dedim ıslak, gülümsedin ıslık çalarak. Hayal ettim bölüştüğümüzü, bir ekmeği oturarak. El ele, diz dize ve göz göze bakışarak, hiç ölmeden. Sonsuza kadar, sonsuza kadar. Sonsuza kadar, sonsuza kadar. Çıkardın cebinden bileti, çekerken elimden elini. Vazgeçtim bana yetmez artık, kapadım o yara defterini. Ve işte böyledir, küçük kayıp, kısa ayıp, yalan yanlış bir aşkın hikayesi. Ve işte böyledir, küçük kayıp, kısa ayıp, yalan yanlış bir aşkın hikayesi. Herkesi kandırır gölgesi. Herkesi kandırır gölgesi. Sonsuza kadar, sonsuza kadar. Herkesi kandırır gölgesi. Mesela serüveninde benim serüvenim çok benziyor. Sen de Ankara'dan geldin, ben de Ankara'dan geldim. Sonra Ankara'dan gelip, hani geçen seninle bir şey konuştuk ya, yeni yeni fark ediyorlar artık, yeni yeni bazı şeyleri evet, anlamaya başladılar diye. Kendini anlatma, kendini işte anlatmak için sarf ettiğin efor, o arada çektiğin... Yaşadıkların, seni yaralayan durumlar, evet, senin ilgini çeken durumlar, senin anlatmak istediğin hikayeler falan, onlar yeni bir ruh birliği bulmuş gibi hissediyorum ben de. Sanki böyle bir... İnsanlar gizli saklı bir yerlerde bunları hissedip yalnız hissediyorlarmış da artık birbirimizi bulup öyle yalnız olmadığımızı görüyormuşuz gibi. Ankara'nın ben şöyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum sevgili Mehmet. Ankara'da dün de bunu konuştuk. Her gün galiba bir tatlı Ankara sohbeti geçiyor bir arkadaş çevresinde. Çünkü mutlaka aramızda Ankara'dan etkilenmiş, Ankara'dan izler taşıyan biri oluyor. Bir ülkenin başkentinin nasıl diyeyim, herkesin rahat rahat iş bulabileceği ve yaşayabileceği bir yer olmaması bana hep ilginç geliyor. Çünkü Ankara aslında bir zümre şehri gibi yani. Evet. Belli mesleklere sadece yaşam alanı sağlayan bir yer, özel sektörel gelişmesi olmayan bir yer mesela. Çok ilginçtir ki işte Ankara'da gazeteci olmak zordur aslında. Oysaki başkentten bahsediyoruz yani. Ya da işte Ankara'da yazar olmak zordur. Oysaki başkentten bahsediyoruz. Müzisyen olmak zordur. İşte çok belli başlı birkaç müzik mekanı vardır. Oralarda da belli başlı gruplar çalmaktadır falan filan. Yani çok ilginç. Böyle olunca tabii insan kendi üretimini hep evine, kendi arkadaş çevresine ve kendi kurduğu o aileye çekiyor. Üniversite hayatında olsun, işte sonraki işsizlikte ya da iş bulma derdinin içinde olsun. Ben böyle ilk defa işlevsiz de olsa bir aile duygusunu sanıyorum. Çocukluğumda kendi anne babamla tam anlamıyla özgürce pratik edemediğim o aile duygusunu Ankara'da buldum. Yani sanırım bir genç olarak da özgürlüğümü ilk defa Ankara'da pratik ettiğim için bende mutlaka izi var ve işte izi olan insanlarda da hep böyle izleri olduğunu görüyorum. Birçok müzisyen, birçok işte solo çalışma, işte grup çalışması, albümler çıktı. Bunlardan bir kısmı tutunabildi, evet, bir kısmı kayboldu. Ama sen sanki bin yıldır aramızdaymışsın.
ve sanki hep yani 80'lerden beri buradaymışsın. Ne kadar güzel bir şey söyledin gibi, sağ olun. Bir hissiyat yarattın. Ve yani o yüzden çok çok dinlendim bence. Yani şu anda çok ilginç, çok kısa sürede kalbini bilmeyen veya bir kalben şarkısını bilmeyen şey gibidir yani. Benim bir lafım vardı. 4 tane Nükhet Duru şarkısını bilmeyen Türk değildir diye. Ne güzel, doğru yani ama gibi, doğru. Şimdi senin de yani birçok şarkın ondan sonra dilden diye gidiyor. Seni diğerlerinden ayıran ve yani seni aslında böyle yapmanın sağlayan şey bu doğallık mı? Nedir yani? Bize hep böyle bir aile portresi çizilir ya Mehmet. Anne babayı sever, birliktedirler, çalışırlar, bir ekmeği paylaşırlar. Çocukları olur o sevgiden doğan. Huzurlu bir aile ortamında akşam haberlerini izleyerek yemek yerler. Sabah birlikte kahvaltı ederler. Herkes işlerine ve okullarına dağılır. İşte çocukların ödevlerine yardım eder anne baba. Oyun oynarlar sonra birlikte filan. Benim hayatımda beni hem çok seven hem de bir yandan birbirlerine olan sevgilerini gösterme biçimleri üzerinden ne yazık ki beni birazcık da yaralayan, birazcık da üzen bir anne babam oldu. Ben hep onları barıştırabileceğimi, mutlu edebileceğimi, birbirlerine aşık edebileceğimi falan düşünmüşümdür. Mutlaka ki aşıklardı, seviyorlardı ama çocuk aklıyla çok görünür olmasına ihtiyacın var. Hani önünde öpüşmelerine, sarılmalarına, birbirlerine o sevgiyi göstermelerine, birbirlerine iyi davranmalarına. Sanırım ilk çocuklukla birlikte başlayan böyle aşk tam olarak nedir, birliktelik nedir, aile nedir, yuva nedir, çocukluk nedir, çocukluğa dair özgürlükler nedir, haşarılıklar, yaramazlıklar nedir? Ben öyle bir dünyanın içinde büyümedim. Yani benim çok şımarma lüksüm yoktu. Ya ben İzmir'de okudum ortaokul ve liseyi. İzmir'de kızlar o kadar güzeldi ki ben onların yanında hep daha büyük, daha iri işte. Bir de gözlüklüyüm, bir de sesim kalın filan. Hani Allah Allah benim adım Kemal mi acaba filan gibi, anladın mı? Hani sanki bütün onlar genç, güzel kızlar olacaklar büyüdükleri zaman ama ben başka bir şey olacakmışım gibi. İnsana böyle de hissettiren bir sistem var. Hep böyle bir kadın olarak belli bir kalıbın içinde olman gerekiyor ve o kalıbın dışına çıktığın zaman sanki sen artık güzel olamazmışsın gibi. Oysa ki bunu ta 30'larımda anlayabildim. Çok geç oldu. O yüzden hep gençlere, benden yaşça küçük olan dostlarıma ve sevdiklerime hep şey diyorum. Bir kalıbın içinde olmanıza gerek yok. Yani benim 20'lerim o yüzden biraz zor geçti. Kendimi bir ağaç gibi sırtımda taşıyordum böyle. Güzel hissetmiyordum, mutlu hissetmiyordum. Mutlu insanlara bakıp onlara bilenebiliyordum. Bazen dedikodu yapıyordum. Bu yüzden işte tıpkı günümüzdeki o kabadayılar gibi zavallı. Hani gidip Twitter'a oraya buraya yazan insancağızlar. Hani biliyorum ki o mutlu değil. Biliyorum hep soruyorlar ya hani, böyle şey niye güzel kadın çekmiyorsun? Ben de onu bu soruyu sorduğumda şey diyorum. Bu ne, sen, aman Allah'ım bu ne kaba bir soru. Sen kimsin ki? Sen mi karar vereceksin güzelin güzel olduğuna? Benim gözümün gönlümün gördüğünün nasıl olduğuna çok sen güzel mi karar vereceksin yani? Biz ne kadar mutsuz ve üzgünüz değil mi? Yani birbirimize bakıp da ne güzelsin bugün, günaydın, hani seni gördüğüme çok sevindim. Bu fotoğrafta ne kadar harikasın ama sen zaten hep çok güzelsin zaten diyemiyoruz. Biz mesela birbirimize şöyle deriz, çok güzel görünüyorsun bugün. Niye çok güzelsin demiyorsun abi? Değil bu mi? Üstümdeki urbanla mı oldu yani? Çok güzel görünüyorsun çok dedi. Güzel görünüyorsun dedi aslında hani bugün üstüne bir şeyler geçirmişsin. Bugün elini yüzünü iyi boyamışsın ha diyor yani. Bugün ha becermişsin diyor bir şeye benzemeyi. Mesela, o değil. Sen çok güzelsin bence. Evet neden sen güzelsin? Çok güzelsin işte çünkü, yani. Hani çünkü sen bir anda mesela gitarı eline aldığın zaman senin süriyetin bende kayboluyor. Ya ne güzel. Sadece sesin geliyor. O bu kadar bir şey zaten. Ya bir de birini kimin güzel göreceğine ve nasıl güzel göreceğine bizler karar verseydik dünya çok çığırından çıkmış bir yer olurdu bence. Gerçek biraz, bir aşktan, sevgiden ve bağlılıktan bahsedemezdik zaten o zaman. Senin en güzel tarafını görelim mi biraz? Ya şarkı söyleyeceğim. Ne mutlu. İsteyelim mi gitarı? İsteyelim. O zaman gitarımız bebeğim gelsin. Her güzel şeyi kırıp dökmüşüm, ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bittiği yerde sahil evleri, ben biterim sen başla ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili. Gittiğimde eşyalar evde kalsın, onları kim alıyorsa onlar alsın, onlar alsın, onlar alsın. Bilmiyorum yanıtları, sormadım ki ben soruları. Kalp hanım nasılsınız? Ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye? Kalp hanım nasılsınız? Ah ne çok kırıksınız.
kim dedi her şey yoluna girecek diye? Kim dedi? Kim dedi? Her şey, her şey, her şey. Kaybetmişim, kaybetmişim her güzel şeyi. Kırıp dökmüşüm, ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Kim dedi? Kim dedi? Her şey, her şey. Şimdi şarkı, yaptığın şarkılar ilişkilerle ve insanlı olmakla, çalışmakla alakalı ya. Peki biz bu ilişkilerde neden bir türlü tam böyle istediğimiz gibi olamıyoruz? Veya hep insan olamadığı halde neden hep olmaya veya oldurmaya çalışıyor? Benim babam bir lafı vardır Mehmet. Yıllar yıllar geçti de öyle anladım. Ismarlama olmaz derdi bana çocukluğumdan beri. 14-15 yaşından beri tabii ki birilerini beğeniyorum, hoşlanıyorum insanlara, şiirler yazıyorum, şarkılar yazıyorum. İşte bir çift görüyorum, onların aşkından, hikayesinden etkileniyorum filan. Ne demek istediğini yıllar yıllar sonra anladım. İnsan bir kere kendini bulmadan, kendini sevmeden, hayattan kendi isteklerini ve istemediklerini anlamadan birine ne verebilir? Ya da birinden ne alabilir? Yani biri gelse dese ki sen çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok başarılısın, ben sana çok aşığım. İnsan kendi bunlara inanmıyorsa, zaten bu sözler bir süre sonra ona hediye değil de böyle yara gibi gelmeye başlar. Biri onunla dalga geçiyormuş gibi gelmeye başlar ve yavaş yavaş da bu gerçekçiliğini kaybeder ilişki ve duygular köksüzleşmeye başlar. O yüzden ben yıllarımı kendimi hiç sevmeden geçirdiğim için, kendimi anlamak yerine hep yabancılar üzerinden kendimi anlamlandırmaya çalıştığım için, el alem ne der, işte beğenirler mi, onaylarlar mı, böyle işte bu şakayı yaparsam gülerler mi, bu şarkıda böyle bir kelime geçiyor, aman biri kırılır mı gibi. İşte bütün bu düşüncelerin sonucunda zaten yaşadığım her şey bir noktada yarım yamalak kalıyor ve etrafa baktığımda da onu görüyorum. Ne kadar ki kendinsin, ne kadar ki böyle doğal bir şekilde kendini pratik ediyorsun, işte o gömlekle öyle hissediyorsun, o gözlükle öyle hissediyorsun, işte öyle serkeşsin, rahatsın filan, o zaman o kendinden emin insanın huzuruyla aşk yaşıyorsun galiba. Yani ben onu yaşamadım ve çok istiyorum yaşamayı. İki tarafında kendinden emin, kendini sevmesi yani, gerekiyor yani. Şu bile etkiliyor Mehmet. Bir taraf mutlu bir işte çalışıyor, diğer taraf mutsuz bir işte çalışıyor. Ne yazık ki ilişkilerimizi bu bile etkileyebiliyor. Ya da bir taraf haftanın 3 günü çalışıyor, diğeri haftanın 7 günü çalışıyor. Bu etkileyebiliyor. Birinin patronu ona kıymetsiz davranıyor. Biri ama çok olumlu bir çalışma ortamında, bu etkiliyor. Birinin annesi babası çok baskıcı, diğeri çok daha rahat bir ortamda büyümüş. Bu etkiliyor. Biri müzik yapmak isterken gitmiş başka bir şey yapıyor. O müzik hep içinde kalmış, bu ilişkiye yansıyor. Bunlar hep oluyor. Ya da işte ilişkide yıldız kim olacak problemleri, hep insan ilişkilerinde, dostluklarda da olur bu, hep böyle gölgede kalan biri olur. Ya da ilişkide hep yetinen biri olur da sanki böyle o ilişkinin süperstarıdır da diğer taraf yazık ona hep tapınıyordur, ona hep çorba içirmeye çalışıyordur. Ona, yani bu sınıf ayrımı aşkımızda, sevgimizde bile var ne yazık. Yani ille bir tarafı yukarı koyup kendimizi aşağı ya da kendimizi yukarı koyup o diğer tarafı aşağı. O yüzden galiba eşit insan aşkı. Sonunda böyle gerçekten hani bu benim ruhum aynı dediğimiz insanla buluşabilmek için de bunca zamanmış, bunca emekmiş değil. Hakikaten o coşku, o tutku ve o aşk ve o saygıyı kovalamamız lazım galiba. Kesinlikle. Ben çok görüyorum çünkü birbiriyle yetinen insanları. Ben istemiyorum yetinmek. Ben yetinmiyorum açıkçası aşk söz konusu. Ne güzel söyledin. O zaman bu güzel sözlerin güzel şarkılarını süsleyelim şimdi. Yine müzik katalım işin içine. Tamam. Başladı şarkısı ömrümün, gözleri görmüyor ki gönlümün, düşmeye hevesli dünden.
yıllarca aşk için nereye gitmeli, kimlere sormalı? Olsaydı olurmuş ama olmadı. Anlıyor musun, sakin duramam, bu koltukta oturamam sen yoksan. Çek, dertleri çeker gibi çek, dokunmadan öper gibi çek. Bir an içinde her şeyi anlar gibi kafayı bu gece. Nereye gitmeli, kimlere sormalı? Olsaydı olurmuş ama olmadı. Anlıyor musun, sakin duramam, bu koltukta oturamam sen yoksan. Çek, dertleri çeker gibi çek, dokunmadan öper gibi çek. Çek kafayı ne olur. Çek. Nefis. Sen her çek dedikçe, bunun klibi de ben oynayayım. Çek dedikçe ben bir kare fotoğraf çekiyorum. Az önce yaptım bu arada. Yaptım, biliyorum. Çok iyi her oldu, gördüm. Her çekildikçe bir tane çekiyorum. Ne kadar güzel bir İstanbul manzarası değil mi? Sevgili Mehmet, burası 25 yaşında bu güzel mekan ve ben 7 yaşından beri buraya geliyorum. 25 yıl oldu artık. O kadar keyifli ki buradan İstanbul'u görmek. Sanki böyle bu şehir bu kadar karmaşık, bu kadar saldırgan, bu kadar insanları birbirinden soğutan bir yer değilmiş gibi algılatıyor insana. Güzel oluyor. Nefis bir değişik mekan. Bir şehir algısı var yani, evet. Hep gelelim. Gelelim vallahi. Evet. Evet, şimdi ne söyleyeceksin bize? Şimdi Ben Diye Paylı Yeri olacak sevgili ikinci albümümüzden Derdimin Çiçeğini söyleyeceğim. Çok seviyorum bu şarkıyı çünkü benim 9-6 çalıştığım iş yerlerinde yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak yazdığım bir şarkı. Ve şimdi de her konserde emeğinizi kıymetli bulan, sizi asla sömürmeyen, sizi takdir etmeyi bilen, sizi desteklemeyi bilen insanlarla çok güzel bir üretim ortamında çalışmanızı dilerim her zaman deyip böyle hissettirmeyen işverenlere de hafiften lafı çakıp anons ettiğim bir şarkı konserlerde. Ne güzel söyledin. Onunla sevgiyle böyle bütün güzel çalışan insanlar, üreten insanlar için bitirelim. Giriyorum öyleyse. Buyurun ha mi? Mehmet. Ha. Hep başka biri olmak İster gibi bu halin içinde rüzgar esmeder. Gölgeni taşır dalgalar, sabah 9 akşam 6, hayat seni es geçmede. Bir bilen ya da falcı anlatır kaderini, günler günü zor etmeden. Kırılır küçük yürek, içinde derin sancı. Söner gider kendini bilmeden. Sahil kasabası, aile arabası, sabah kahvesi, öğlen uykusu, akşam sefası derken açılır içimde tüm güzelliğiyle derdimin çiçeği. Seni ne çok seveyim, aman hiç üzmeyim, kırıp dökmeyeyim, incitmeyeyim. Derdimin çiçeği, daha ne isteyeyim? Bak hayattayım, hala yanındayım, hep seninleyim. Vay be. Teli de kopardığımıza Gitarın göre. Teli koptu. Bu program oldu Memo. Bence de oldu. Vallahi oldu. Ayağına sağlık.
Size çok teşekkür ederim. Bizi izleyen bütün güzel insanların günleri ve ömürleri harika geçsin isterim.